Şimdi burada ona geliriz de CHP açısından şöyle bir problem var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile somut bir ilişki içinde. Yani belki 2 hafta, 3 hafta önce bunu bu kadar net söyleyemiyorduk. Ama şu anki son çıkan açıklamalara göre bunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. CHP ve HDP yani DEM Partisi arasında somut bir ilişki var. Bu somut ilişkiyi gizleme çabasından kaynaklanıyor bütün bu tartışmalar. Yani madem somut bir ilişkiniz var ve bunu belli ölçülerde DEM Partisi yöneticileri de açıklamış durumda, neden bunu gizlemeye çalışıyorsunuz? Yani vatandaşın bunu görmediğini mi düşünüyorsunuz? Ya da vatandaşın kandırabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Çok somut göstergeler var. Mesela Ankara'da 3 ilçede HDP pardon DEM Partisi Ankara eş başkanı aday olan eş başkanı açıkladı. Dedi ki Polatlı, Yenimahalle ve Bağla'da CHP ile kent uzlaşısı adı altında işbirliği yaptık dedi. Ya bu ne demektir? Şimdi adı kent uzlaşısı olunca işbirliği ya da ittifak olmuyor mu? Bundan çıkıyor mu? Diyelim adı kent uzlaşısı. Kim var bunun içinde? DEM Partisi var, CHP var. Biz saklamıyoruz ama dedi, onlar demek ki saklayacak bir çekince görüyorlarsa onu bilemem dedi hatta. Dolayısıyla Ankara'yı söyledim. Çok somut bir ilişki var. Yani 3 ilçede DEM Partisi aday çıkartmıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekliyor. Ne karşılığında? Meclis üyesi karşılığında. Dolayısıyla bu Ankara için. Peki İstanbul'da nasıl somut bir ilişki var? DEM Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. DEM Partisi 22 ilçede aday çıkartmadı. Bu 22 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını destekliyor. Kamuoyuna açıklandı mı? Açıklandı. Ne karşılığında destekliyor? Cumhuriyet Halk Partisi'nin İBB meclisine CHP listelerinden 30 civarında üye sokabilmek için destekliyor. Yani herhangi bir böyle durup dururken fedakarlık falan yapmıyor. Bir ilişki var. Bir şey sana veriyorum, sen de bana bir şey veriyorsun. Bu bir ilişkidir, somut. 22 ilçede DEM Partisi aday çıkartmıyor ve CHP'den 30 civarındaki üyeyi İBB meclisine sokuyor. Veya 20 civarındaki girebilecek. Çünkü Beyoğlu'nda, Eyüp Sultan'da, Küçükçekmece'de, Sancaktepe'de ya pek çok ilçede daha önce DEM Partisi'nde siyaset yapmış, HDP'de siyaset yapmış ilçe başkanları vesaire, milletvekili adayları, hani böyle bilinen isimler bu arada. Kimisi terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ı övmüş, doğum gününü kutlamış. Böyle isimleri CHP listelerinden aday olarak gösterdiler. Şimdi yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir taraftan Burcu Köksal'a Atatürk'ün kızı derken bir taraftan bunu nasıl sindirebiliyor? Yani nasıl bir çelişkidir bu? Bir taraftan sen partini işte en Atatürkçü, en Türk milliyetçisi parti olarak tanımlıyorsun. Bir taraftan da DEM Partisi'nden bu isimleri kendi partinizden İstanbul'da aday olarak gösteriyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun Afyon'daki CHP'li ismin bu açıklamasına bu kadar sert tepki vermesinin arkasında bu ilişkinin aşikar olması ve zarar görme ihtimali var. O şöyle düşünüyor. Ben İstanbul'da DEM Partisi ile yakın bir ilişki kurdum. Onların oyunu alacağım. Buna zarar mı verecek bu açıklama? Onların oyunu alacağım ama işte hiç nereden çıktı bu? Afyon'daki bir isim çıktı, bir CHP'li DEM Partililere tırnak içinde işte yok sayan bir açıklama yaptı. Buna tepki gösteriyor. Ama yine de bu tepki hani ya bir parti bul ya da başka bir iş bul açıklaması. Yani yine de CHP Grup Başkan Vekilliğine bir belediye başkanının ki protokol olarak o daha üst görünüyor. Yani söyleyebileceği ifadeler değil aslında. Ama CHP bunu yutmak zorunda çünkü kurultay süreciyle birlikte CHP'deki bütün o finans mekanizmaları vesaire Ekrem İmamoğlu tarafından bir şekilde kontrol edilmiş durumda. İstanbul'da yine aynı şekilde hani bu somut ilişkiyi gösteren örnek olarak mesela bugün İstanbul'a çıkın gezin.
İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Saadet Partisi'nin adayını görebiliyorsunuz. Zafer Partisi'ni görebiliyorsunuz. Yeniden Refah Partisi'ni görebiliyorsunuz. Memleket Partisi'ni görebiliyorsunuz. AK Parti ve CHP'nin adayını hani saymıyorum, zaten görebiliyoruz. Hani daha fazla bir şekilde ki adım başı Ekrem İmamoğlu'nun afişleri zaten sokaklarda var. Peki İYİ Parti'nin afişlerini de görebiliyoruz. Meral Akşener'in veya Burak Kamuçu'nun. DEM Partisi'nin adayı İstanbul'da var mı? Var değil mi? Meral Danış Beştaş ve Murat Çepli. Murat Çepli hiç piyasada yok. Eş başkan adayı. Meral Danış Beştaş'ın bir afişi yok. Yani ben görmüyorum. İstanbul'da gezdiğim noktalarda görmüyorum. Arkadaşlar görüyorsalar söylesinler lütfen. Gören var mı, konuklarımıza sorayım. Afişi bir kenara not ettik. Meral Danış Beştaş nerede bir miting yaptı? Mesela yani isimleri tekrar saymayalım. Bütün partilerin Büyükşehir Belediye Başkanı adayları ya bir esnaf ziyareti, ya bir ilçe mitingi, ya da bir takım etkinlikler içerisinde yer alıyorlar. Peki DEM Partisi'nin adayı nerede? Ne yapıyor? Ya bir iki Agos gazetesi ziyareti ve işte Medyascope vesaire, böyle bir iki kültürel aktivite diyebileceğimiz etkinlikler içerisinde. Neden böyle yapıyor? Destekleyecekleri yer belli bu, mi? Ne diyorsun? İşbirliğinden dolayı. Hmm. Yani bir işbirliği var ama bu işbirliğin içerisinde DEM Partisi'nin aday çıkartması da var. Çünkü DEM Partisi hiç aday çıkartmadığında o zaman insanlar şunu daha net söyleyebiliyorlar. Yani CHP ve DEM Partisi işbirliği içinde. Peki DEM Partisi aday çıkartıp oy alacak şekilde kampanya yapmadığında ve İstanbul'un pek çok stratejik konusunda DEM Partisi ile CHP işbirliği yaptığında bu işbirliği olmuyor mu? Yani sadece bir aday mı bunu engellemiş oluyor? Dolayısıyla burada yani İstanbul'da çok net bir işbirliği var. CHP ve DEM Partisi arasında, Ankara'da da belli ilçelerde var. Mersin'de de var. Başka belli bölgelerde de var. Dolayısıyla bu işbirliğine zarar verebilme ihtimalinden dolayı Afyon'daki o belediye başkanı adayının, CHP'li olan adayın açıklamasına İstanbul'dan ta tepki geldi. Ve Özgür Özel de art niyetli değildi vesaire filan falan gibi açıklamalarla bunu geçiştirmeye çalışıyor. Ama mesela bugün akşam gazetesinde Mustafa Bey söylemedi, ben söyleyeyim. Melike Yiğit'in bir haberi var. Onu gördüm. Mesela o kaynaklarına dayandırarak bir haber yapmış ve Burcu Köksal'ın telefonda Özgür Özel'e o müteahhidin açıklamasıyla istifa etmem diye bir yere gitmem res çekmiş bağlamında bir şey var. Yani bunun hani içeride böyle ciddi bir tepki oluşturduğu da karşımıza çıkıyor. Bakın şunu söyleyerek bitireyim. Bu işbirliği seçime kadar, yani CHP ve DEM Partisi işbirliği seçime kadar çok daha fazla görünür olacak bence ve bunun 14-28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi, yani İstanbul ve Ankara'yı bilemiyorum ama Türkiye'nin toplamında CHP aleyhine işleyecek bir mekanizmayı daha yoğun ilerleteceğini şimdiden söyleyebiliriz. Peki, teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.